Neresinden nereye sıkıştırıyor? Boğazından tutuyor. Pov değil. Hayır, ben senin karşısına kaşar... Bir dakika. Hep birlikte kaldırınca halkların ne evet. Hayal etmeyeceğim, hayal etmeyeceğim. CD dönemiydi. Ay. Ne ya? Yalnız oturdum, seni çağırmadım mı yanına ekibi olarak? Buradan 3 posta çekiver. Hey 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 hey, hepinize selamlar. Testosterojinin 9. bölümüyle karşınızdayız. Vay be. 9 hafta oldu ve de ben açıkçası biz stokla gittiğimiz için 2 haftadır falan çekiyoruz. Çok özledim. Yanımda Ali Öztan gel. Bozları farkında mısın? Herhalde. Ben de yapayım. Yap hadi. Yaşlı arkadaşım Kamer Güleç. Öğreniyoruz, zamanla öğreniyoruz. Beni her seferinde böyle çıkartıyor. YouTube kapağı gibi değil mi be? Sen 9 bölümdür poz verdiğini anlamadın mı hiç Kezban? Diyorum, bu güzel çıkıyor, ben niye çirkin çıkıyorum? Ben aile derken Ali ya. Canlı yayındayken öyle bağırıyorum, tamam mı? Vlogdayım, motovlogda. O gün abi Kartal'dan geliyorum. Ben Twitch'i izliyorsundur diye düşündüm motordayken. Biz o ara kayıt alıyorduk. Bu arada Alya'nın yeni şarkısının kaydına da baş bitirdik yani. Her hafta bir şarkı, bu ne hız, ne yaratıcılık ya, bravo. Kayıttaydık, tablete bildirim geldi. Mayıs'tan sonra yayındı. Ben böyle, Kamer abi şu an yayın açamaz. Bizim işte çekime geç kalacak falan diye bağırmaya başladım ben. Motordayken yayın yaptım ya. İşte bunu bağlıyorsam bunu... Kaynakçı geldi. Kaynakçılar geldi. Kaynakçılar. Kaynakçılar baskın yaptı. Duyuyorsunuz. Niye matkaplı geldi? Matkaplı kaynaktı. İçinde bir kıpraşma hissediyor musun? Bir heyecanlanma, bir yükselme? O duvardaki değil de bana gelse işleteceğim. O zaman sürprizimiz kaynakçı gelsin. Bütün müdürler göt mü yoksa genel müdürler de göt mü? Onu merak ettim. Yoksa götler müdür mü? Ha, bütün götler mi müdür? Evet. Normalde aslında hayatı boyunca hep aşağılanmış ya da belli bir yere gelememiş insanlar sonradan güce eriştikleri zaman... Öyle mi oluyor? Aynen, bir değişiyorlar. Bir tarafları kalkıyor ve kendi çalışanlarına kötü davranıyorlar. Eğer öyle bir hayattan gelmişse o kişi... Hepsi değil tabii. Yani göt olmayan müdürler de tanıyorum. Ben departman müdürlüğü yaptım da bir an aklıma o geldi. Departman müdürlüğü. Ne departmanı bu arada? Reklam, yani şey, çalıştığım ajansın. Bir an şey oldu, hani birisinin müdürlüğe yükselmesi gerekiyordu. Orada, o arada ben her şeyi... Aramızda en göt ki. Baktılar, o günün götü büyük. Hadi o zaman işte, departman ve de senin dediğin gibi aslında baskı yapıyordum ama bu ezilmemden kaynak değil, işin yetişmesi için yapmam evet. Gereken bir şeydi. O zaman götü. Aile şu andaki kendi iş yeri kariyerini korumak için. Ben sessiz kalıyorum. Şaka şaka. Bu bölüme kim sponsor biliyor musunuz? Senin nasıl esprini çalıyorum. Kim? Kim sponsor bu bölüme? Hiç kimse! Programı Hasan Can Kaya'ya mı çevirsek ya? Abi biz kendimiz espri yapıyoruz. Başkalarının esprisinin üstüne küfür etmiyoruz. Ne gerek var? Bugün bizim kayıttayken o gün Sıla'ya salladı. Ben bir şarkı, şimdi yeni şarkıyı kaydediyoruz. Bir yeri beğenmedi, durdurdu. Dedi ki şu an dedi Sıla gibi söyle. Ben de iyi bir şey dedi sanıyorum, tamam mı? Ben aa dedim, süper o zaman. Hayır dedim. Ya Sıla'da şey var, şarkıyı alıyor, boğazdan tutuyor ve kenara sıkıştırarak söylüyor. Anladın değil mi ne demek istediğini? Neresinden nereye sıkıştırıyor? Boğazından tutuyor. Pov değil. Beyaz yaka olan ünlüler ya da mesleği ya. Olan ünlüleri tartışıyor. Mesela Ferhat Göçer'in cerrah olması gibi. Ya ağzıma sıçtı Ferhat Göçer, pardon ya. Senin yüzünden abicim, kusura bakma. Önce okulunu bitir. Annem bak, geçen haftaki bölümleri hatırlayın. Onda bak Ferhat Göçer'e hem doktor hem şarkıcı. Bak işte bulutsuzluk özlemi, hem mimar hem şarkıcı. Tek şarkıcı olamıyor mu? Normalde komşunun çocuğu örnek gösterilir. Senin case'de Ferhat Göçer örnek evet. Gösteriliyor. İsim var mı böyle bir? Var. Oğlum söyleyemedim yalan. Yan. Sunacaktım. Hadi. Burayı kesin kes. Üçümüz karar verdik buna. Şaka ya. Abim. Namık çok destekledi abi. Kadın ve erkek ne zaman değişir? Rüzgar Alkoçlara sorulur. Kendi yaşattıklarını bir kişi de ona yaşattırdığı zaman değişir bence. Yok be. Çok güzel. Ya yani şey olarak peki atıyorum. Anasını. Sevgilimin yanında ben çok rahatım. O rahatlık aşaması mı beni değiştiriyor? Yoksa olan artık sevgiliyiz, birlikteyiz, rahat olayım. Hiç değişmedim abi. İlk günden beri odunum. İlk günden beri yanında geğiriyorum. İlk günden beri odunum. Ve bununla gurur mu duyuyorsun? Bununla gurur duyuyorum. Karakterim şey... Duymasan iyiymiş. Helal olsun. Kadın
Vazgeçmeyi öğrendiğinde değişir. Ne güzel duygusallık bir şey. Ben girmek diyorum. Ben ötesini yapamıyorum ya. Öyle bazı sorular vardır ki gerçekten cevaplarının da hakkıyla verilmesi gerekir. Bu soru da bence onlardan bir tanesi. Kadın erkek var. Kaybedince değil, her şeyi kazanamayacağını anladığında değişir. Sabah kalkma probleminiz, ya sabah uyanma probleminiz. Bunu bana bakarak, tamam mı? Yani geçen hafta şey dedi. Yemesiyi de kaldırması zor olayı bir örnek verdim ve bunu bana bakarak anlatamazsın. Ya beyaz yakalılıktan devam edecektim. Sabah kalkma, uyanma probleminiz var. Ben çok geç yatarım, geç kalkarım. Normal şey koşullarda gece benim en efektif çalıştığım, verim aldığım saatler oluyor. Benim de öyle. O yüzden bazen mesela yani çok şükür hani bir tık daha mesai anlamında işini bitirdiysem okey bizim için kafada bir yerle çalışıyorum. Bana mesela saat 7'de yatayım, 8'de kalkacaksın. Kalkarım, hiç sıkıntı yaşamıyorum o konuda. Ya. İş varsa yorucu, eğer bana desen ki kahveye gideceğiz, hayatta kalkmam. Kahvede ne işim var benim? Kahve seviyorum. Hani şey, gidilen kahveyi seviyorum. Ha, kahvehane, kıraathane. Ama bir kafeye gidelim desen. Gelirim. Ya sen ne olacaksa ben ölüme de giderim. Hadi be. Pezevenk bir arkadaşım var, Hakan. Buradan selam. Bu ne biçim arkadaş selam? Kaç tane ne var ya? Ya benim hiç pezevenk arkadaşım olmadı. Nasıl bir duygu? Eve eş getiriyor mu mesela? Hayır. Ya mesaj atmıştım ben sabah kalkınca haber ver diye. Sarışın var mı? Hayır. Yemin ediyorum üşenmemiş ne yazdı biliyor musun? Kamer dedi, efendim dedim, kalktı dedi geri yattı. Yemin ediyorum yaptı bunu ya. Ve uykumu içine etti kalktı. Kaldım yani kalkmış. Mesajı attı ve yattı. Başka bir eylem adı kullanır mısın kalkmak dışında? Ne olur sinirim bozuluyor. Uyanmak diyebilirsin mesela. Halkların uyanışı. Hep birlikte kaldırınca halkların uyanışı. Evet. Hayal etmeyeceğim, hayal etmeyeceğim. Geçen marketteyim abi. Kasanın orada prezervatifler var, tamam mı? Sonra aklıma şey geldi. İnsanların son dakikam hakkında geliyor acaba. Sevişecektik biz ya. Niye kasaya koyuyorlar onları? Çalmasınlar diye. Yok. Sen... Bu kadar ne? Yok! Ondan ya, değil. Sen bilmezsin. Bekle şimdi anlatacağım sana. Onunla gezme. Utanırsın evet, diye yapıyorlar onu. Bu kadar yani. Düşünceli mi gerçekten? Bir şey sorabilir miyim? Stüdyodaki kadınlara soruyorum. Orkid aldığınız zaman utanıyor musunuz? Pet. Hiç utanmadınız mı? Erkek olarak ben de utanmıyorum. Ben küçükken çok utanıyordum. Çok gereksiz bir utanç ama işte. Eski sevgime asar uçak aldım diye. Bence iş yerlerinde her ay 4-5 gün kadınlara ücretli izin verilmeli. Biz de rahat edelim siz de. Yeter. Bir Erko'muz var. Ondan sonra kendisiyle işte akşam belli bir yerden dönüş yapıyoruz. Fakat beni eve kadar bırakmıyor ve geç bir saat. Bu Erko kapatılmamalı mı? Yoksa kapatılmalı mı, kapatılmamalı hemen mı? Hemen kafanın yanına döndür. Bakıyorum şu an. Evet. Aynı fikirdeyiz. Kapatılmalı bence. Kapatın beni ben ya. Ben bu konuda... Bir anlatır mısın? Hiç eve bırakmıyor mu seni mesela? Hiç sevgiliyken bile bırakmıyor. Minibüse bırakmadım, minibüse. Hiçbir zaman. Evet, neyse. Ama sonra nasıl evli baktın mutlu oluyor anlatırım. Öyle oluyor abi. Nasıl kandırdın? Bırakmıyorsun. Ha? Bırak, evine bırakmayacaksın. Evine bırakmıyorsun, o da gitmeye üşenecek. Hep yanında kalacak, sonra evine gidiyorsun. Öyle mi? Bu arada bir şey söyleyeyim. Bu yaptıklarım şu an günümüzde alfa erkek, sigma erkek diye geçiyor. Sana bir umurumda şey diyeyim mi? Ben de yani açıkçası tatsız. Umurumda değil. Ben özellikle de eğer ben bırakmıyorsam derim ki mutlaka haber et. Haber etmiyorsa da ben bir şekilde yazarım, ederim, ararım ya. Yani. Bir ilişkiye karşındaki insana tamamen güvenip mi ilişkiye başlarsın? Yoksa benim için karşımdaki insanın güveni %100'dür. Yaptığı hatalarla o düşer, sonra da terk ederim, gider mi dersin? Ben yaşadığım tecrübelerden dolayı insanlara karşı sıfır güvenirim. O zaman da güvenini kazanır. Öbür türlü güven kaybetmesi beni çok üzüyor. Ben de insanlar hiçbir zaman çok artıya çıkamıyor. Genel olarak güvenemiyorum insanlara. Yani artı yönde davranışta bulunsalar da mesela benim için çok zor bir durum. Arkadaşınızın arkadaşıyla çıkar mısınız? Ay pardon. Evet. Arkadaşınızın eski sevgilisiyle çıkar mısınız? Hayır. Ne kadar sevgili oldun? Karım var, evliyim ben. Ne? Bir dakika, ne kadar atıyorum. Bir şey diyeceğim, ben şunu savunurum bu arada. Eğer bir iki gün çıktılar, anlaşamadılar. İnsansın ve de gönlün kaydı. Aşka da söz geçiremezsin. Ona okeyim. Berk dedim mesela. Balık ettiyse. Çocukluk arkadaşım Berk dedim mesela. O dese ki bana işte, kanka ben şundan hoşlanıyor gibiyim dediği anda o bitmiştir benim için. Koruyup kollarım da yani. Arkadaşım sırf öyle yaptı ya, ben yürümem. Ben ne hikayeler biliyorum. Adam askere gitmiş, sevgilisi en yakın arkadaşıyla o askerdeyken birlikte oluyor falan filan. Sonra bedel bu yüzden çıktı.
Peki bir arkadaşınız geldi, hemcinsiniz. Dedi ki kanka ya ben senin şu eski sevgilinden çok hoşlanıyorum, konuşuyoruz. Koyar ya. Ne hissedersiniz? Bir şey çok... Ya şu an şeyi düşündüm. Benim arkadaşlıklarım eski. Yani bir en yakın arkadaşım Namık şu an. İki ay oldu tanışalı. Onun dışındakiler minimum 3 sene, 4 sene falan gidiyor. Sen en yakın arkadaşın dediğim o şey. En yeni demek istedim. En yakın yeni. Ha, mesela, en yakın zamanda tanıştık. Evet. Hem cana yakın hem şu an yani, bize yakın. Hayır, benim hayatıma giren kişiler arkadaş olarak da minimum hani 3-4 seneden falan başlıyor. Ve 3-4 sene varsa ben ona çok emek harcamışımdır arkadaş olarak da. Ve de koyar bana bu. Date'e çıktınız. Date bu arada hurma demekmiş. Neci? İngilizce. Onu da söyleyeyim, devam edelim. Neyse. Hepiniz şimdi hurmanı, kendinizi hurmada düşünün. Yediğin hurmalar. Yarın, evet. Yarın. Date'de kız ne yerse sorsunuz. Karşı cinsle buluştunuz, ilk date. Ne yerse sordunuz yani, sorsunuz. Güzel soru. Domates çorbası ya. Niye be? Domates kadar güzel bir şey var mı bu dünyada? Yok ama o kaşar... Sen benim ana dolumun domatesine laf mı atıyorsun şu an? Hayır, ben senin karşısına kaşar... İlk buluşmada bence onun yenmemesi lazım, domates çorbası. Niye ya? Ne? Ya be, uzuyor, dişe dolanıyor. Kızın ha, yeme zorluğundan dolayı. Evet tamam, yani... kaşarsız domates çorbası. İçsin canım. Ha, tamam, öyle deyince de yani İşkembe ben de... İşkembe falan olur. Ben şahsen işkembe sevmiyorum. İçerse ne yap? Tuzlama. Tuzlama neydi ya? Ay! İş gibi gelir. Daha güzel olur deyip. Haydi. İyi ki doğdun Mayıs çocukları. İyi ki doğdun Kamer. İyi ki doğdun o gün. Rica ederiz. Koy elini üstüne koy. Elin yandı. Yansın ya, ben alışık kaldım. Elim bayağı yandı bu arada. NFL'den sonraki en iyi üçlü. Bravo. Ben, arkadaşlar ben bu sabahtan itibaren sertifikalı bir ilk yardımcıyım. Bu sabah sınavına girdim ve hak kazandım. 100'le geçtim. O yüzden parmağını 20 dakika boyunca ılık suda tutman gerekiyor. Parmağını bunun içine sokar mısın? Sok. 20 dakika mı? Evet. Yanan parmağın o mu? Mum izi var. Sen bana onu sokacağını söyle. Emin sen sıkıntı yok. Bak mum izleri var. Tamam otur o zaman. Hemen ilk yardım orada uyguluyorsun. Ben seri bir ilk yardımcı olarak şu anda ilgili... Teşekkürler. O zaman bir konsept dışı ama akustik getirmişken bize bir şarkı çalsana be. Evet be. İçinden geleni çal be. Ama parmağını... Son yazdığım şarkıyı çalayım mı? Ha, kendin yazdın. Ha. Hadi bakalım. Sözlerini ve bestesini koruma altına aldın mı? Aldım. Ağlarken gülmen gerekse bile, hüzün gün batımından geçse de, gece yaktığın ilk sigaram gibi gülerken ışık sönse. Bravo. O zaman hem yatakta hem markette diyerekten en sevilen kısmımıza girelim. O rafa uzanamıyorum gibi aslında oraya uzanamıyorum. Ha. Kart geçiyor mu? Nereden geçireceksin? Kartı. Onu... Kartı nereden geçireceksin? Temiz yermiş. İri kıyım olsun. Evet, mal geldi. Bunu da al yersin. Çikolata var mı? Bu kaç para? Bunun son kullanma tarihi geçmiş. Lütfen ellemeden seçiniz falan gözlerinizi. Oha çok iyiymiş. Balık reyonunda mesela. Canlı bunlar, canlı bunlar. Kuyruğa geç. Pide kuyruğu atıyorum markette. İndirim var mı? İndirim. İndirin. İndirin. Fırsat reyonu. Oha çok... Lan nasıl aklıma gelmedi bu ya? Poşete sarayım mı? Aga! Hayır, bende hayal gücü çok az safhada ya. Şu an evet, hani evet, bir kadın de... var kendisini poşete sarıyor falan gibi bir şey hayal et. Ben sarmıyorum ki. Beynim yandı şu. Durex olur, roke. Hani bir sponsor kazandırmaya çalışıyorum şu an. Bu akıtıyor lütfen. Bu akıtıyor. Ben... Bir şey söyleyeceğim, ben hep bir paket tuz alıyorum ve kasaya gittiğimde 30 akıtıyor, tamam mı? Bunu vakumlar mısın? Dur daha fazla vakumla. Denemek ister misiniz? Tadımlık alayım. Şey, kürdan batırmışlar. Aynen. Peki aklına fışkıran şeyler deyince ne geliyor? 3 şey sayabilir misin? Şah damar. Sertifikan var. Mayonez. Ne? Mayonez. Ne? Ha.
olup olmadık bir yere sıkıyorsun, tabağa gitmiyor, başka yere gidiyor falan. Hayır yani bir insanın mayonezle eğim almaya çalışması şöyle sık. Senin yani... fışkırıncana geliyor buradan yani sorduğuna göre demek ki. Hiç gelmiyordu biliyor musun? Şu anda toparlamaya çalışırken düşüneyim dedim. İşeyen köpek. Ha? İşeyen köpek. Kaldırıyor ya. Dişi köpekler kaldırmamış bu arada ayağını. Ne yapıyorlarmış? Kaldırmadan. Niye kaldırıyorlar? Ben onu denedim olmuyor. Şunu bırakayım mı artık? Evet 20 dakika oldu bırakabilirsin. Trans ya da eşcinsel arkadaşınız var mı? Var benim biliyorsunuz. Şimdi imleniğin alemi yok diyeceğim de yok. Şeyi anlatacağım ben oraya bağlamak için belki. Canlı yakından trans birisiyle yan yana gelmem Alanya'da oldu. Benim ev arkadaşım aynı zamanda liseden arkadaşım da biz birlikte gidecektik. Lavuk gitmiş bir gün sonrasına bilet almış tamam mı? Alanya'da indim tek başımayım kimseyi tanımıyorum etmiyorum her neyse. Biraz dolaştım ettim gece 1:30-2 oldu eve gideceğim oranın da kaldırımı geniş falan böyle yürüyorum ben. Karşıdan bir tane kadın gibi bir şey geliyor tamam mı? Ya dedim bu geldikçe sakalı çıkmaya başladı kadının. Geldikçe bir elmacık kemiği falan. Korktum ben. Kaldırım böyle dedim ya. Ben en köşesine geçtim o göt korkusuyla. Yürüyorum geçerken şeydi. Korkma yemem anam seni dedi. Tamam mı? Ben bir topukladım oradan otele kadar. Altıma sıçtım. Yedirtmeyiz. Aynı kişiyle ben yaklaşık bir 4-5 ay sonra durakta karşılaştım. İşte sahne alacağız. Sahne alacağımız gerekmeden önce ortak arkadaşlarla buluşacağız. Durakta böyle oturdum. Gitar var burada. Bekliyorum. İşte kadın geldi. Kızıl mıydı? Şey yaptı. Geldi böyle şey hani pazarlık yapmak istedi benimle. Ondan sonra... Ne konuda? Hani akşam gel yatalım işte şu kadar fiyat falan diye. Ben de şey dedim. Yok dedim teşekkürler saygı duyuyorum yaptığınız için ama dedim ben ilgilenmiyorum dedim. Şey dedi yok yok geri gel dedi sana şu kadar fiyat dedi. Ben de artık hani sıkıldım arkadaşlarım beni bekletiyor ve dedim ki ben öğrenciyim zaten param yok boş ver dedim. Ondan sonra şeydir ya size dedi KYK falan yok mu ya dedi. Battı balık yan gidiyor moduna mı girdim anlamadım. Yalnız. Dedim nakit de yok dedim kadın post çıkardı. Bayağı. Taş yapıyor muydu? Abi ben yapmadım bilmiyorum. Buradan 3 posta çekiver. Kızın elini tükürdüm galiba. Pardon. Sorun değil, sorun değil. Kadın için kavga eden gördün değil mi? Ya da bir erkek için kadınlar kavga görmüşsündür illa. Sen de görmüşsündür. Gördük. Ya trans biri için hani önce ben diye hani... Trans için erkekler mi kavga ediyor? Evet. Yani ben buna Alanya'da şahit oldum. Hocamdan uzak tutun. Bir şey değil mi? Ben de galiba sikilme korkusu var yani. Bir şey diyeceğim. Erkekler tamam mı? Homofobik olanları gördüm ama dehşet lezbiyen ikili izlemeyi seviyorlar pornolarda. Neden abi? Çünkü bize giren çıkan oluyor. Sanki diğeri ikrammış gibi hissediyor. Bakın bir grup sekste. Ne diyeceğini anladım. Wisdom, bilgelik mi geliyor şu an? Yorumlarda var ya, kamera abi her şeyi çok iyi biliyor, size yol gösteriyor falan. Onlardan biri mi geliyor şu an? Bakın, bir grup sekste en az bir kadın olmalı. Bak, bu çok önemli bir kural. Gerisini siz bilirsiniz. Öbür türlü grup dağılır ya. Ben ortaya geçmem falan. Ben basmam, yani gitar olarak. Geçen dedi abi, abi sana basıvereceğim falan diyor. Ne diyorsun? Bu kadar visualize ediyorsanız ortamı... Yok ya, dedeler mimi var. Bir ara YouTube'da en çok izlenen videosu şeydi, Balıkesir'in çılgın eşekleri. Ha. Tabii ki biliyorum. Ama Sıla onu geçti. Yok, kim? Sıla değil. Yani İrem Derici geçti. Testosterojen de acaba çılgın eşekleri geçecek mi? Rakibe bak. Bende öyle göt yok. Peki niye bütün İngilizce öğretmenleri hamile? Niye bütün İngilizce öğretmenleri hamile? Galiba fantezileri şey hani, sezonda yapmak hani. Hani giriş döneminde bir hamile kalayım be falan diye böyle. Ve neden çizmeliler? Evet. Çizme uzun hırka abi. Kahverengi tonlar bazen giydir. İngilizce iyi mi İngilizcen? İyi benim çok iyi. Nereden öğrendin? Bana da söylesin. Şöyle ilkokuldayken Kadıköy Anadolu Lisesi'nin bir İngilizce kursu vardı. 3. sınıfta, 4. sınıfta, 5. sınıfta gittim oraya. Tamamen dizi, yabancı dizi izleyerek ve yabancı şarkılar dinleyerek oldu. Ben günde 17 saat yabancı dizi izliyordum. Altyazılı mı? Lisedeyken altyazılı olarak uyumuyordum yani resmen. Ben de hep izlediğim diziler hiçbir konuşma geçmiyor olsa. Bir altyazı koyacağız ama. Niye ya? Bu babam tanıştırayım. Aa, üvey babam falan. Buyur şöyle geçelim. Hoş geldiniz musluk bu tarafta falan demiyor mu? Ben yakalanma korkusu sesi de kısıyordum demek ki. CD dönemiydi. Ya babam bilgisayara format atıyormuş. Oğlum dedi, fotoğraflarını buraya koydum, pornoları da sildim dedi. Peki baba. Yaptım ve gittim yani hiç şey değil. Aa ne konusu ya falan demedim. Bunu şey diyormuş ya da küçümsüyormuş. Sen bunları mı izliyorsun ya? Bir şey diyeceğim. Senin dönemindeki en rovaşlı olan şey neydi yani? Kategori olur, tarz olur. Ya şey... 66 çift 0 biliyor musun? O
şey o. Bir şey diyeyim mi? Ve bu kızıl ötesiyle yayıldı. Yani kategori motegori bilmiyorduk biz o zamanlar. Sizin bir seks kasetiniz yayılsa ne yaparsınız Netep? Bir dakika, bunu şu an açıklaman lazım. Ha, oyuncu... A... Kim o ya? O iş bende rahat. Evet, buna hiçbiri yapmasın. Arkadaşın kim ya? Tanıştırırım. Ödünü versen stoklayacağım, tanışmama gerek yok. Ayrıldıktan sonra kadın ve erkek nasıl değişiyor sizce? Bugün hep değişimden gittik. Öldürmeyen şey güçlendirir arkadaşlar. Evet, vay. Kadınlar ayrıldıktan sonra erkeklerin ne yaptığını sanıyor ya da erkekler kadınların ayrıldıktan sonra ne yaptığını sanıyor ve asıl gerçekleri burada konuşalım, nasıl gidiyor olay. Hiçbirinden ayrılmadım, kıyamadım hep falan. Hep senin bebeklerim, hayır. Hep senin bebeklerim, Meltem'le evlenince diğerleri ayrıldığımız anlaşıldı. Şöyle erkeklerdeki ve kadınlardaki timeline çok farklı işliyor. Zıt mı? Evet, erkek kadınlar... Erkek 5 yaşına falan gider ya da... İlk ayrıldıktan itibaren, o sahneden itibaren kadın en başta o üzüntüsünü çok büyük yaşıyor, gittikçe iyileşiyor. Bir anda. Aynen. Erkek en başta kendisini oh be kurtuldum ya işte dünya varmış hemen işte eski hayatıma döneyim işte o hadi o çocuklar çıkmıyor muyuz, hadi kızlar falan filan. Aynen öyle. O da zamanla ona koyuyor ve tam o esnada hatasını anlayıp kıza dönmek istiyor eski ayrıldığını. Ama o esnada kız yeni iyileşmiş oluyor. Zaten orada anlaşamadıkları için bir daha aslında X'ten next olması tarzına bağlanıyor konu. Sen de mesela bunlar yaşadıklarımız tecrübelere göre mi söylüyorsunuz Ali Hanım? Tecrübe artı gözlem. 15 kişilik bir hedef kitle inceledim. Belirli bir sınırlı alan içer, coğrafya... Seviştirdim ayrıldı, seviştirdim ayrıldı. Esas pezevenk benmişim. Tamam. Post cihazı var bende. Benim erkek arkadaşlarım sevgilisinden ayrıldığı zaman biz her akşam rakı içiyoruz. Ha. Hani... Hüzünlü şarkılarla mı yoksa hadi dağıtacağız kafaları çıkıyoruz? Hayır bayağı hani Zeki Mürenler, Müzeyyen Senerler, plaklar kızı anıyor musunuz, falan. Anlatıyor musunuz, evet. Paylaşıyor musunuz? Ah ulan ah bana yapılacak şey miydi? Ama bir şey onu ayrılık nasıl? Nasıl bir ayrılık oluyor? Onu, o da... Ya, aldatılma mı var uzaklardan? Ya şöyle, eğer zaten çocuk ayrılırsa öyle bir şey yapmıyoruz. Rajona ters. Ulan böyle kıza yapılır mı? Ben de bir de şey var, erkek arkadaşlarım sevgilileriyle çok yakın kanka oluyorum. Sonra onlar ayrıldı. Ulan siz ayrıldıysanız bana ne canım, ben görüşürüm modundayım. Hani arkadaşı sonuçta diyorum. Biri birine yamuk yaparsa... Bu senin motordu. Değil bu senin. Bizim motorlar aynı bu var. Tuvalete gidin de rahatlayalım be. 150 cc fark var ya. Bakayım. Sence bu göt 150 cc minimum 1200 ya. Of. Ona ne vergi veriyorsun? Çok yakıyorsa mı? Peki sen şimdi daha çok tecrübelisin bizden. Neyi tecrübeliyim ya? Daha çok sevgilim olmadı ki benim belki. Eski sevgilinle arkadaş kalabilir misin? Ya kalamam da sırt sırta göbek atabilirim. Belki. Şey kafamı kesin bir şey atacak. Sen mi göbek attın? Sırt sırta. İşte dünyanın politikası Meltem yani. Ya bir davetti ve davetten ayrılamayacağımız bir ortamdı istesek de. Tamam iki. Etkilenme tamam, saçımı topluyorum. Pardon ciddi bir konuymuş tamam. Evet. Ayıp ya yalan olsun. Mecburen. Hepimizin göbek attı. Ciddi aldı galiba hiç bakmadan. Kurgudan ortak olarak. Arkadaşlık. Eski sevgilinle arkadaş kaldı mı? Hayır. Peki kalabilir misin? Bir dakika. Ay canım sen hangisiyle küssün? Birçoğuyla arkadaşsın ama sadece zaman geçtiği için üstünden görüşülmüyor şu anda. Yani. Evet buradan eski sevgilerimi istemiyorum. Niye arayıp sormuyorsun? Ben bu arada hiçbir sevgilinle arkadaş kalmadım. Hayır bok gibi bitti hepsi anlatabiliyor muyum yani? Bittiği aslında şeklinden, hayır istemez, bittiği şeklinden dolayı istemezdim ama kalınabilecek gibi geliyor bana. Belki de hiç tecrübe etmediğim için bu kadar rahat konuşuyorum. Şu olabilir ya, iyi ayrılmışsındır, anlaşamadığını anlamışsındır ve aylar geçmiştir, bir kafede denk gelmişsindir. Aa ne haber, abi kavgası mı? Ha evet. Ya, özellikle arayıp sormazsın ama gördüğün yerde de bir selamı sabaha. Esirgemezsin. Bu hafta yapamamıştık. O selam gel, denk geldiğin zaman tabii ki hani selam sabah, aa merhaba nasıl iyiyim sen, iyi akşamlar de. Bu çok önemli bir şey. Mesela benim bir erkek, hep aynı ki anne. Neyse. Abi çocuk beni gördü, kaldırım değiştirdi. Ulan terbiyesiz herif. Ya, zor bir şey mi? Zor bir şey mi yani anladın mı? Bir şöyle yapsa, iyi akşamlar. Ha direkt böyle, şu ama bile yeter. Kahveyle olmaz bence ya. Kahveyle mi? Kahve içerim dedin ya. Kahve içme. He kahveyle olmaz. Ben o kahveyi bitirene kadar herhalde 1500 tane küfür etmiş olurum. Şu an şey düşünüyorum, Ali kahve içiyor ve hani konuştuğu için köpürcükler çıkıyor. Dediğim gibi bak hayatımda biri varsa hiçbiriyle oturmam. Hayatımda biri varsa. Biri yoksa çeşitlenir yani. Ama genel misin? Oturmuşsun. Sürdük ne oturmuşsun? Oturmuşsun, birlikte oturmuşsun. Artık oturmam diyorum. Şu an günceli mi soruyor? Oturduk ne ya? Yalnız mı oturdum? Seni çağırmadım mı yanıma ekibi olarak?
kulağımızı deldirdik. Beraber kulak deldirdik. Bu yaptıklarımız kulağımıza küpe olsun diye. En seksi spor, en seksi spor sizce hangisi en seksi spor? Basketbol ya. Abi çok estetik bir spor basketbol ya. Shaquille O'Neal'ın potaları kırdığı an falan. Ya hayır, sadece onu düşünme. Hani adamın askıda kalıp atması falan yani. Kadın içinde kadın, yok kadın oyuncular da estetik davranıyor. E-spor sayılır mı? Bence sayılır. E-spor hayır sayılır ya. Aa, CS'de o gün beni vuruyor. Ya bir şey diyeceğim, şu konuyu şimdi mi tartışacağız diğer bölümde? E-spor spor değildir abi. Onu bir dahaki bölümde. Evet. Hatta kalın falan. Sen Dustiki'nin tozunu yutmuş bir insan olarak nasıl böyle bir şey söylersin ya? Dustiki mahallemden daha iyi biliyorum. E-spor olarak geçebilir başlık olarak ama o bir spor değildir. Ben hala seksi spor düşünüyorum ya. Kriket var, golf. Buz okeyi diyecek şimdi, ben biliyorum ya. Kayak değil. Kayak seksi değil bir kere ya. Bir, üstünde yapıyor, bir sürü... Dö şeylerin arasından geçiyorsun ya. Hayır, slalom yapıyor da şey... Ya montlasın, gözlükler var. Çıplak kay. Onu soracağım. Bence bilardo da güzel bir... Kadınla güneşir. Topu gediğine. Bence bilardo olabilir. Bilardo da... Stakayı getirdim mi? Yanlış deliğe soktum. Tebeşir mi bu falan diye. Ben Amerikan seviyorum. Üç top değil mi? Arkama geçip öğretsene. O öyle tutulmaz. Ooo güzel. Çok iyiydi bu. Çizgililer benim. Zebros 200 bu falan. Bunlar benim var. Balyaj oluyor ya. Çık bakayım üstüne. Bilardo'dan ne bileyim. Ne bileyim, masadan da vuruluyor ya. Çocuk bilardosu. Bir dakika. Kamera görüyor mu burayı? Of, görmez. Ben ne yaptım ya? Şimdi bowling'e geçiyoruz. Bütün labutları devir falan. Sen dur, ben atlatacağım. Ağlıyor mu? Kredimiz bitti. Duralım, bonik etmez. Kız dur, su versenize. İstemiyorum. Beni benimle bırak bu cehennemde. Pinko. Şu an anılar şeridi geç. Çok karıştı ama her şey. Çok lokasyon, insan, çok kredi. Sakin ol. Kız iyi misin? Instagram'ım. Sakin ol. O ıstakaların neden hepsinin mavi kısmı iyi değildi ki? Çok iyi. Baştan başlıyoruz, bölüm olmadı. Burundan al, ağzından ver net. İlk yerde bir şey yaptı. Hocam Aliye kusacak galiba. Hocam Aliye almıyor, tuvalete gidebilir mi? Parmaklı sudan içmeyeyim de. Sen iyi misin? Ciddi soruyorum. Ben bile iyiyim canım. A few moments later. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. 10. bölümde görüşmek üzere. Ekrana çıkacak bağlantılardan benim ve kamera abinin kanalına gidebilir. Ve de diğer bölümlerimizi izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize cici bakın. Yeah. Instagram'dan da takip edin. Tabii. Hadi gidelim. Kız ne oluyor? İyiyim be.